derbi 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 derbi. Derbi'nin sunduğu Yenilsen de Yensen de'ye hoş geldiniz. Bu sefer programın başında söylüyorum. Sponsorumuzun size çok güzel bir hediyesi var. Eksen Spor Paketi hediye ediyoruz. Ve yapmanız gereken tek şey programa, yorumlara... Beğensinler de ya. Beğenin. Önce beğenin. Sonra da şu soruya, onu da sabitliyoruz. Lütfen yorumlarda cevap verin. Var'ın gelmesi futbol keyfinizi nasıl etkiledi? Biz de tam zaten oradan gireceğiz sanıyorum. Kötülecekler ve program bitecek. Bir dakikalık bir program çekiyoruz. Size 12 kişi çağırdık. Hakikaten arkadaşlar, buradan programa yavaştan girelim. Ve varın bu meşhur var meselesine bir girelim. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Var gündemi nasıl etkiliyor? Mesela daha gündemle başlayayım. Mutluluğu bir durun. Nedir arkadaşlar bu var tartışması? Gene başladı. Yani bundan siz evet abi bunu bir dakika öyle geçemezsin. Ciler de olabilir aranızda. Sonuçta o maçta şu oldu. Bu bence en şikayetçilerden başlayalım. Sanırım Fenerbahçe'den başlamamız gerekiyor. Güldü zaten hemen. Evet güldü. Kim evet. Olacak falan gibi. Evet. Var genel olarak yararlı bir şey tüm dünyada. Türkiye hariç. Türkiye'de bir keyfimizi kaçırdı. Hani pozisyon gol olduktan sonra bile sevinemez hale geldik. İkincisi de Türkiye'de işlemiyor çünkü var olsa bile vardaki hakemler ya da daha üstleri MHK kimse onların istediği olduğu için genelde var doğru çalışmıyor. Doğru da çalışmayacak bu sistemle. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyiz. Yani şöyle olay çok başka bir boyuta geçti. Şimdi normalde var yokken hayatımızda bir karar verildiği zaman hakem görmedi deyip bu şekilde sonlandırıyorduk tartışmayı. Şimdi olay... Yani çok farklı noktalara gitti. Şimdi VAR odasında karışılanlar, işte VAR'daki hakem ana hakemi uyardı mı uyarmadı mı? Şimdi bir de şey konusu var ya, VAR'daki mesela daha kıdemli. İşte daha kıdemsiz. Daha kıdemlisine uyarır mı uyarmaz mı? İşte bazen tembelliğe itiyor bu şey normal hakemleri, baş hakemi. Nasıl olsa VAR'dan döner diyor. O maçı oynatıyor mesela sakatlar oluyor o pozisyonda. Arkadaşım dediği gibi mesela geçen önemli maçta ben çok yani mesela gol oldu önemli bir gol. Sevinmedim. Şimdi diyor ki sen hayırdır ne oluyor falan. Dedim döner bir şey olur. Şu santr olsun ondan sonra sevinirim diyorum. Yani böyle Galatasaray Bayern maçında. Evet. Son Galatasaray Bayern maçında VAR'dan sonra bile sevinilemedi. Yani VAR kararı verdi. Evet. İkinci bir VAR kararı çıktı. Evet. Var. Kim girdiyse yani, orada artık. İşte Harry Kane gol attı ya. Hakem böyle umutlandırıp gene gol. Hani böyle acaba mı falan gol. Çok acayip. Artık işkenceye girdi diyorsun. Duygu durumlarımız çok iniş çıkış olmaya başladı. O yüzden tabii ki hayatımız daha keyifliydi bence var yokken. Ya Harry Kane de ne başladı diyeceğim ama konuyu dağıtmak istemiyorum yani. Ali Mert çok... var olsa çok daha yerlerde mi olacaktı Beşiktaş ya? Ben vardan yarı yarıya mutluyum. Çok mutsuzum diyemem. Yani biraz keyif öldürüyor. Hani offside mi, faul mü falan filan diye de biz de Kadıköy'de maç kazanmaya başladık şükür VAR'dan sonra. Hani galibiyet olur. Derbilerde penaltılarımız verilmeye başladı. Bize verilmiyordu önceden. Yoktu VAR'dan önce. Çok eziyorlardı bizi maalesef. Peki bir şey burada. Son yerler derbide yine aslında VAR'ın çok faydası olmadı. Arda Güler'in pozisyonu çok tartışıldı. Biz yine 10 kişi yendik Fenerbahçe'yi. Ona yine... rağmen. VAR'a rağmen. Ben de onu diyecektim. VAR'a rağmen de biz yendik yıllar sonra Trabzonspor olarak Kadıköy'ü. VAR'a rağmen Kadıköy'de. Ne oldu? VAR House. Doğru. Ya birisi çok komik bir espri yapmış. Hakemi nasıl buldunuz diye birisi atmış. Ona cevabını bilmiş. Bence gayet iyiydi. 2 gol attı. 2 golü de engelledi. Yani. 2 gol yarattı. 2 golü de engelledi diyor yani. VAR... Skorer değil diyemeyiz yani. Skorer bir nedense VAR sadece Trabzon'da çalışmıyor abi. Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanlarında VAR yok oluyor. Bence çalışıyor işte yani VAR ya çalıştığı güzel, için. VAR yani. Çalışıyormuş. Peki başka bir yere getirebilir miyim? Abi VAR'sızlık nasıl bir şey? Karşı yakalı çağırdık bunu öğrenelim diye ya. Özgür bize hiç VAR yok veya falan değeri kıymetini bilin. O VAR, vallahi falan, biz 7-8 sene geriden takip ediyoruz genelde teknolojiyi alt ligleri olarak. Aslında bu hafta bir maçımız vardı. O maçta VAR olmasını diledik. Yani olmayacak bir penaltı verildi. Olan bir penaltı verilmedi vesaire. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Zaten alt liglere verilen hakemleri üst liglere layık görmedikleri için alt liglere atıyorlar. Asıl VAR ihtiyacı olan yerler. Asıl VAR'a ihtiyacı. Gerçi orada Süper Lig'de hakem olunmak için başka şartlar da arıyor. O ayrı ama yani çok tecrübesiz hakemler var. Bir de VAR da yok. Yok. Gerçi Süper Lig'de VAR da yok. O da değişen bir şey yok ama
Ama şu güzel bir his olmalı. Gol olduğu anda gönül rahatlığıyla sevinmek yani. Şimdi döner mi dönmez mi falan yok yani. O da bence nadir avantajı. Hakikaten o size engelliyordu. Herkes bundan tabii şikayetçi canım. Değil mi? Çok net, evet, bir çok şekilde. Net, çok net. Yani gol... En son Antalya Spor attığımız golde ben de çok Cenk'in attığı gol offside gibi geldi. Sevinmedim. Gol çıktı. Tadını alamadık. Ve de onun dışında işler çığırından çıktı artık. Dezerbi'nin açıklamaları var. O da diyor dur, ki... Dur oraya geleceğiz. Aynen aynen. Tamam. Dur çok güzel bir oldu. Seni bekletiyoruz çünkü o güzel bir sürpriz ve güzel bir şey. Tamam başka bir şey söyleyeyim o zaman. Şöyle ben VAR'ı niye sevmiyorum ve istemiyorum. Şimdi birincisi bunun çıkış hikayesi zaten Lampard'ın İngiltere'de Dünya Kupası atıp sayılmayan golden döndü. Ben şunu okeyim. Gol çizgisi için ve teknolojik bir offside sistemi için okeyim. Ama onun dışında asla okey değilim. Çünkü biz futbol hikayeler için seviyoruz. Mesela Türk halkı da çok fazla konuşuruz biz ama çok duygularımızı anlatamayız böyle. Çok konuşmamıza rağmen. Biz bu duyguları daha çok futbol üzerinden gideriyoruz. Mesela örnek vereceğim. Güzel söyledi ya. Ben çok güzel tespitmiş. Icardi'nin inanılmaz paraları reddedip Galatasaray'a gelmesi belki Galatasaraylı bir çocuğun bir aşkını canlandırmıştır. Sallıyorum. Para için başka bir işe gitmek istemiyordur. Para için başka bir şehre gitmek istemiyordur. Bu bir şehir aşkı olabilir. Bir kadına duyulan aşk olabilir. Beşiktaş'ta Abubakar'ın attığı akıl almaz goller. Bugün üniversiteye gitmeye çalışan bir çocuğun belki şu an kendisine imkansız gelen bir hayalini canlandırıyor olabilir. Futbol bu tarz hikayelerle güzel. İşin içine VAR geldiğinde bu hikayelerin hepsi yok oluyor. VAR odası basmalar, hakem bizim hakkımızı yediler. Yani biz o hikayeden işin duygusallığından çıkıyoruz. İnsani duygudan bölgeyi, öfkeye başka bir yere yönlendiriyor. Hakem odası futboldan basmak, çıkarıyor. Kesinlikle. Tugay'ın lafını belki burada tam söyleyebilirsin. Bak ne güzel söyledi. Evet. Barra iyi bir pas verdi. Geçen hafta Tugay Kerimoğlu çok güzel bir yorum yaptı. Yapmış daha doğrusu. Ben de izlemedim. Gürcan Bilgis söyledi. Yayıncı kuruluştan gelen özet aslında pozisyon özeti değil. VAR özeti. Tartışmalı pozisyonlar yani sadece özeti. Mesela diyor ki Ceko'nun 4 pozisyonu var, ikisi yok özette diyor. Vurduğu 2 şut. Onun yerine yani, bütün VAR anları. Çünkü tepki geliyor. Bizim şu pozisyonda hakkımız yendi. Siz bunu koymuyorsunuz. Evet. Verilen özetler bir de açık kanallara falan da gittiği için. İşte duygudan çıkarıyor. Skor tamamen skor odaklı bir şeye döndürüyor futbolu. O gol müydü değil miydi? VAR mıydı yok muydu? VAR bunu maksimum daha sağlıklı bir düzeye getirebilir bence yani. Çünkü eskiden de işte Aziz Yıldırım'ın hakem odası basmaları şunları bunları. VAR yok kendi basıyor. Bunları VAR getirmedi yani kesinlikle. VAR sadece hataları daha minimize edebilir. Heyecana baktığımız zaman da hani ya bir gol offside'sa zaten onu da çok büyük çoğunlukla anlıyoruz. Hani VAR her golün heyecanını da VAR kaçırmıyor. Yani gol olup olmadığını izlerken anlamak da genellikle mümkün oluyor. Yani futboldaki hataları azaltmak da futbolun değerini azaltmaz bence. Aksine arttırır yani. Hikayelere falan da herhangi bir zararı olduğunu niye ben düşünmüyorum. Mesela Demirspor'un Galatasaray'a şey attığı golde, ikinci golde sezdin mi olayın gol olup olmadığını hakemi? Hatay Spor'un İlk golde özellikle sezemedim. Belli başlı şeyleri anlamak da illaki zor oluyor olabilir ama işte ne bileyim mesela Beşiktaşlıların Eskude Burak Yılmaz pozisyonu gibi yıllarca konuşulacak pozisyonların belki daha az azaltılması bu tarz noktalarda yardımcı olabilir. İşte hem de bizim gibi mesela Galatasaray Bayern Münih'te sıkıntı yaşadı ama eskiden Real Madrid deplasmanlarında falan Galatasaray mahvediliyordu. Bunların belki daha azaltılması daha... Bak güçlüden mi güçsüzden mi yana gidiyor? Yani, biraz daha şans veriyor olabilir. Şimdi orada şöyle bir şey söylemiş. Şimdi arkadaşımız dedi hani Beşiktaşlı üniversiteye gidecek bir gencin hayallerini çalıyor. İşte Galatasaraylı bir çocuğun umutlarını söndürüyor ama söndü, yani orada aşkını alevlendiriyor dedi. Hayır evet. Eğer VAR olmasaydı duyguya daha odaklıydık. Tamam. Futbolu o gözle şimdi başka yere bakıyoruz. Ben de şuraya geleceğim. Yani VAR olmasa bunlar olacaktı ama VAR olduktan sonra da bir Adana Demirsporlu çocuk belki bir ümit yani işte bir umudu oluyor. Çünkü adaletsizlik hani azalacak diye bakıyoruz olaya veya bir Kasımpaşalı fark etmez. Yani VAR olmadan önce kabul etmemiz lazım ki yani sırayla büyük takımların çok daha avantajına pozisyonlarda hatalar oluyordu. VAR aslında bunu bir noktada minimize eder mi diye tabii biz yani daha mesela Trabzonspor'da hani şampiyonlar arasındaki en altta takım olarak ben kendi gözümden bakıyorum. Yani Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye çalınan bana çalınmıyordu. VAR'la beraber ben bunun daha dengeye geleceğini düşünüyordum ama tabii şey konuşmak ayrı bir konu. Hani bu çok VAR'la güzel beraber evet, denge bak, var mı yok bak, mu o da evet, ayrı bir tartışma konusu. Bana çok güzel bir ilham konusu verdin. Herkese sormak istiyorum. Şimdi şu inanç konusunda hepiniz hemfikirsiniz değil mi? Hakem hatalarının bir güçlüden güçsüze doğru bir oynaması var. Şimdi bence böyle şeyleri oylama yapalım. Ben VAR konusunda kabul. Bunu kabul ediyor musunuz? Yani, hakem hataları güçlüden yana daha baskın. Doğru mu? Tabii %100. Şöyle silme çıkar. Bizim en son Bayern Münih maçında başımıza gelen şey işte. Bayern Münih Avrupa futbolunda çok daha dominant bir takım.
Galatasaray sonuçta oranın Anadolu takımı gibi düşünebiliriz lig olarak. Yani. Ben buna çok inanmıyorum peki, aslında. Ama peki yani burada benim, peki tamam. Peki, oradaki tamam. Güçten kastım biraz şu benim. Mesela Fenerbahçe'nin stadı kaç bin kişilik? 50. 40-50 bin kişi mi? 50 bin kişinin aynı anda bir adama her kararına uuu dediğini varsayalım. Bu adam 50. 55. dakikadan sonra artık bunu kontrol edemeyebiliyor. Zaten iyi hakem kötü hakem bence biraz orada çıkıyor. Tabii ki pozisyonu aldığı açı, pozisyona yakın olması da önemli ama asıl o baskıya dayanıklılık önemli. Bizim sürekli Şampiyonlar Ligi maçlarından veya İngiltere maçlarından örnek vermemizin sebebi oradaki uulara seslere rağmen hakemin doğru karar vermeye çalışması. Bakın verebiliyor olmasından bahsetmiyorum. Ama buradan bir şey söyleyeyim. Yani. Şuraya gelebilir miyim? Niye en çok Fenerbahçe ile Galatasaray şikayetçi ya? Yani bu onlar dediklerinizde mantık alıştı. Hatası yok mu? Yani bir yandan diyoruz ki hakem kararları hep onları kolluyordu. Şimdi en çok onlar şikayet ediyor. Aslında çok normal. Neden? Çünkü Galatasaray'ı bilemem. Galatasaray konusunda çok bir şey söylemek istemiyorum VAR konusunda. Fenerbahçe konusunda da her golümüz 4 dakika 55 saniye, 3 dakika 50 saniye falan incelendiği için böyle düşünmesi çok normal. En basit örnek son maçta Adana Demirspor deplasmanında Osterwolde'nin pozisyonunda. VAR tarafından hiçbir uyarı yapılmaması, 3 kişinin Osterwolde'yi tutup yere indirmesi ve hiçbir kart bile çıkmaması, hani yalandan 2 sarı kartla geçiştirilmesi. Böyle şeyler olduğu sürece, hep de tesadüfen Fenerbahçe'ye denk geldiği sürece Fenerbahçelilerin bundan şikayet etmesi çok normal. Peki hep Fenerbahçe'ye mi denk geliyor sizce? Başakşehir'e geliyor mu? Onu da oynayabilir misin? Başakşehir'e mi bakabilirim? Şöyle bizde... size ne geliyor abi? Biz hakemlerin işini kolaylaştırmak için pozisyona girmiyoruz, gol atmıyoruz. Uğraşmasınlar, yorulmasınlar. Öyle top çeviriyoruz, gol yiyoruz. En fazla bizim yediğimiz gollere bakıyorlar. Yani ben hiç zaten görmedim. Pozisyona girmediğimiz için bir şey de diyemiyorum hakemlere. Sen de var Karşıyaka'yla İstanbul Başakşehir arasında çok büyük fark yok. Hakemlerden hiç şikayetçi değilim diyen var mı? Tekelde varın bozulduğu maçta o Başakşehir'de. Evet. Elia'nın golü iptal olmuştu. Offside. Tam pozisyon geldiği an vardı Ozan ilk sezonuydu herhalde. VAR aktifse skorboardda yayında yeşil ışık yanıyordu. O ışık kırmızıya dönmüştü gol olduğu an. Tamam. Sonra gitmişti. Ne oldu bilmiyorum. Ben çok şikayetçi değilim bu arada. Bir egemeni verelim. Evet. Pardon. Ben burada aslında birazcık daha farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'de var ve Avrupa'da var diye ayırmak istiyorum. Yani bence genel olarak dünyadaki şu anda bütün sporlarda hakem konuşuluyor. Hani NBA'de işte formülada işte futbolda hani her yerde hakem bir problem ama ben Türkiye'de VAR'ın bu kadar konuşulmasında en önemli etkenlerden bir tanesinin kıdem mevzusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şimdi ben genç bir hakemim. Sen de VAR'dasın abi. Şimdi Egemen'cim gel bu pozisyonu bir izle. Şimdi sen bunu söylediğin zaman ben genç ve toy bir hakemsem ben oraya gelip o pozisyonu izleyeceğim. Ama ben seni çağırdığım zaman ben gördüm devam et diye bir cevap verme ihtimalim bence çok yüksek. Özellikle Türkiye'de. Bu da ne kadar garip bir ego ya, değil mi o ya? Yüzden, ya? Ne yapıyorsunuz abi? Hani ben o yüzden bir çözümle geliyorum. VAR'a yabancı hakem konuşuluyor ya. Hani orta sahadan ziyade VAR'a gelsin en azından yabancı hakem çünkü kimsenin hiç kimseyle bağı yok. Fikir, ne gördüğünü en azından söyleyecek. Gördüğünü söyleyecek, gördüğünü açıklayacak. Ölmez. Ben şöyle bir ekleme yapacağım aynı konuya. Bence yani teorik olarak iyi bir teknoloji aslında yardımcı olacak bize ama artık bence hakeme birazcık bu tembelleşmeye başladı. Yani hakemler nasıl olsa izlerim diye bazı şeyleri artık daha hele yan hakemler iyice değil mi? Ben kandırıyorum. Hani mesela bir şeyi, öyle başladı. Yani net bir şey karar vereyim derken artık nasıl olsa göreceğim orada diye daha temkinli yaklaşabiliyorlar. Bence o birazcık monotonlaşmaya başladı artık hakemler içinde. Hatta ilk kullandığında galiba 2018 Dünya Kupası'ydı. Zırt pırt hakemler hani bakın bize böyle bir şey geldi, teknoloji geldi. Sürekli izlemeye gidiyorlardı. Hani aslında izlemelik bir şey yok. Çok net bir karar verebilir ama hani o teknoloji artık çok insanları şey yaptı bence hakemler özellikle. Hani nasıl olsa bakarız tekrar diye ama bu sefer şey oluyor. Hani izledikleri halde ters bir karar olunca herkes ya nasıl izlediği halde yanlış karar verebilir şeyine peki, geliyor. Peki bir şey soracağım. Sizce bizde dünyada olduğundan farklı mı? Evet yani, farklı. Evet kesin farklı daha çünkü. Dünya nasıl? Ya, bence dünyada o kadar dünyada bir kötü. Şey de değil ama. Ama biz daha da kötü. Türkiye'de kötü olmasının sebebi kuruma güvenin olmaması. Yani MHK'ye güvenen genelde bir tane adalet anlayışı yok. Olmadığı için. Aynen inanılmıyor. Kurumun çünkü olmaması olabilir şey hatta direkt. Kurum hiç yok yani. Kurum yok ya mesela 10 ayda bir MHK başkanı değişiyorsa, 10 ayda bir işte ya da 2 yılda bir TFF başkanı değişiyorsa, ondan sonra herhangi bir taraftan yani herkes şikayetçiyse bir durumdan
Demek ki bir yani burada genel bir problem var. Yani işleyiş sisteminde bir problem var. İşte atamalarda, gözlemcilerde, raporlarda demek ki bir problem var yani. Çünkü kimse memnun değil. Mesela atıyorum Avrupa'da da var bence yeteri standardında değil. Ama en azından hani hakem hata yaptı. Avrupa'da birazcık da anlayışla karşılıyor ama Türkiye'de mutlaka arkasında bir şeyler... Başka nedenler de konuşuluyor. Çünkü birçok kişinin de bagajı var arkasında. Peki İngiltere nasıl sizce? Ya şu Liverpool-Tottenham maçındaki olay mesela Türkiye'de olsa acaba nasıl bir ne tepki? Olurdu? Sezon sonuna kadar anlatsan büyük ihtimalle aynı olay üzerinden. Biz de alacaktık. Anlatsana evet. Ne oldu? 2-2 biten maçta yani yanlış hatırlamıyorsam offside sebebiyle iptal edilmişti. VAR'da da bunun offside olmadığını... Konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Evet, tamam, devam deyince bu sefer hakemle... Aslında iletişim problemiyle oluyordu. Hakemin gol verdiğini zannederek kararın doğru diyorlar. Tabii. Oysa hakem offside kararı offside vermiş. Kararı. Hakem de offside kararım doğru o zaman deyip de... Yan hakemi görmüyorlar VAR'dakiler vesaire. Ya bizde aynen. Bu bakın, bunun... Peki bir şey söyleyeceğim. İngiltere miyi, Türkiye miyi? Hayır. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir şey bence orada en ilginç olan maçtan sonra ya Klopp'un açıklamasıydı. Yani evet puanlarımız gitti ama yani ne yapalım yapacak bir şey yok. Hakem de insanvari bir açıklama yaptı. Bizde bu açıklamalar da artık hiç kalmadı. Egemen senin söylediğin o bagajıyla gelmek mevzusundan itibaren o bagajları bırakabileceğimize inanan var mı? İşte ben çok inanacağımızı düşünmediğim için yani hangi... Hani bir tartışılmayan bir hakem yok ki mesela biz onu VAR'a koyalım. Ya da AVAR'a koyalım. O yüzden ben yabancı gelsin var, diyorum. AVAR, ben şey AVAR ne bilmiyorum bu arada. AVAR asistan var. Yani kenarda, nerede o? Ya çay falan getiriyor şey yanında. O bedava maaş. Bedava maaş. Ya Hüsna'ya bir şey soracağım. Ben bir şey söyleyeceğim acaba. Biz de hani birebir aynı çevirdik ya video asistan referee diye. Biz de acaba Türkiye'de video asistan hakem deyip VAH mı yapsaydık? Daha da güzel olur. Daha uygun olacak. VAH'a gidelim. Gazetelere ama manşet çıkardı. Kelime oyunu da çok. Evet. Hüsnan, peki Hüsnan'ın babası 96'da arkadaşlar Trabzonspor'u izlemeyi bırakıyor. Çocuklarına da men edecek hale geliyor değil mi? Doğru biliyorum. Evet yok. Sen hiçbir zaman futbolla ilgilenmemi istemiyor. Yok. Ama bizim evimizde her şey böyle bordo mavi hani işte gaz lambalarının örtüsünü bile annem bordo mavi örüp öyle yerleştiriyor yani. Mutfak örtüleri her şey. İşte çoraplarımız işte hırkalarımız vesaire hep bordo mavi. Peki babam VAR'a ne diyor? Ya babam yani futboldaki adaletsizliğe o kadar inandırmış ki kendini ne gelse gelsin hani bu Trabzon eşitlik sağlanamaz diyorsan. Trabzon şampiyon bile kesmemiştir diyorsan. Belki onu. Bizi bile yaptılar mı diyor? Ya onu şey mesela 2010-2011'de bizi yapmayacaklar diyordu mesela. İşte 2 yıl önce şampiyon olduğumuzda bu defa şey son haftalara doğru işte artık zaten puan birazcık açıldığı için hayaller kurmaya başladı. İlk defa öyle gördüm babamı. İşte çocukluğumdan itibaren hayal ediyorsunuz. Babamla bir kere bile maça gidebilsem. Çok yalvardım çünkü ama annemle yemin vermişti. Evet annemle gidiyordum ya da kardeşlerimle gidiyordum. Yani o kadar bekledim ki şampiyon olmayı. Sırf babamla stadyumun kapısından gireyim ve babamla bir kere çimleri göreyim yani. Olmadı. Belki bundan sonra olur yani. Bakalım. Babana buradan çağrımız ya maça gidin lütfen ya. Böyle taraftar bulmuşsunuz. Babana yani. Çağrımız gelsin burada da anlatsın. Bence güzel yani. Şimdi kapatılıyor. Çok iyi olurdu. Şimdi bir anda. Aslında böyle sürpriz yapabilirsin. Müge Hanım'a bağlayabiliriz. Evet aynen. Bir şey göstereceğiz size. Bunun üzerinden bir tartışalım bakalım. Senin demin verdiğin örnekte. Göktürk güzel bir örnek veriyordu ki susturdum farkındaysanız. Evet. Dezerbi'nin açıklamalarını gördünüz mü? Brighton teknik direktörü. Ne demiş? Kabaca açıklamayı söyleyeyim. Şeyde. De Zerbi diyor ki futbol İngiltere'deki hakemlerin %80'ini sevmiyorum. İyi işlerini de iyi yapmadıklarını düşünüyorum. VAR iyi bir sistem ama İngiltere'de değil. Dünyada çok güzel işliyor. Ama İngiltere'de çok kötü işlediğini çok sert söylüyor bir daha abi. Evet. İzlediniz mi toplantıyı? Evet çok, evet. Çok... Maç sonunda konuşan. Ama yani önce maçı da at. Premier Lig'de Brighton'la Sheffield bir berabere kalıyorlar. Brighton kırmızı kart görüyor. 1-0 önde olan 5 dakika sonra da gol yiyor. Durum 1-1'e geliyor. Tam böyle VAR'dan nefret eden teknik direktör olarak. Brighton teknik direktörü De Zerbi de diyor ki açık ve net bir şekilde İngiliz hakemlerinin %80'ini sevmiyorum. Bu yeni bir şey değil. Onlardan hoşlanmıyorum. İngiltere VAR kararlarının doğru olduğundan emin olmadığımız tek ülke. Tek.
Dikkatinizi çekerim. Evet. Diğer ülkelerde hakemin %100 haklı olduğundan emin olmalısınız. Acilen buraya gelmeli. Demek Türkiye değil, ülkenin varlığında değil de zaten. Yani. İngiltere'de bu böyle değil. Ben bunu anlamıyorum diyor. Hangi ligi izliyor olabilir acaba? Tek ülke. Almanya falan mı? İskoçya, İngiltere. Bundesliga falan izliyor herhalde. VAR kararlarının doğru olduğu falan. Bundesliga bir ara en çok Bundesliga tartışıyordu. Bundesliga darma duman oldu. VAR kararlarında. Eğer De Zerbi bir gün Brighton'da olur da işler yolunda gitmezse, Türkiye'deki herhangi bir kulüp hani onunla temasa geçerse, hani biz sizinle görüşmek istiyoruz, hani bizim maçlarımızı, iki maçımızı izleyin deyin. Herhangi bir maçı, herhangi bir iki Süper Lig maçı izlesin. Hani bir transfer görüşmesinde. Der ki ben bu söylediğim şey için özür dilerim. İngiltere'deki hakemlerden özür dilerim. Yani. Ya da bunu maç biter bitmez yaptı. Çok sıcağı sıcağına. Hani o adrenalin, evet. Yani anında mikrofon tuttular herhalde. Çünkü gerçekten... Aklı Selim'le söylenecek şeyler değil. Ama ben de şunu düşünüyorum. Acaba herkes böyle düşünüyor olabilir mi? Almanya'ya sorsanız, çünkü Almanya'ya sorsanız da şey diyebilir mi? Ya abi biz de çok kötü ya. Bizim argümanlarımız o kadar sağlam ki yani. Her şekilde çürütürüz onları. Yani. Hani çok yani... Çok sağlamız bu konuda yani. Türkiye'nin en iyi olduğu konu olabilir bu. %80 gayet iyi bir rakam bence. Türkiye'de %100 çünkü. Öyle mi? %20 olumlu gayet. Sevdiğiniz hakem yok mu ya? Var hakemi, var olmayan hakemi. Ya bırakanlar. O var hakemi. Bırakanları seviyoruz. Bırakanlar iyi değil mi? Bırakanlar iyi. Bu arada ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Şimdi hani bıraktıkları için diyen gibi ya. Ben çok iyi. Her taraftara aslında en büyük adaletsizlik yapılıyor gibi düşünülüyor. Hani her takım taraftarı böyle düşünüyordur aleyhine. Ama ben de şunu ekleyeyim. Bunu herkes unutuyor. Geçen sezon VAR kayıtlarının açıklandığı tek maç Galatasaray'ın aleyhine olan, lehine olan bir hatadan dolayı açıklanan maç. Aynı kararla beraber Beşiktaş maçı da açıklanmıştı. Ama aslında Galatasaray lehine bir hata yapıldığı anda hemen VAR kayıtları hemen bir gündem. Doğru biliyor musunuz VAR kayıtlarının açıklamayı? Offside'ımsı kelimesinden bir gündem oldu. Ve sonrasında biliyorsunuz hani olaylar... Abi öyle bir şey yapılamıyor çünkü Galatasaray lehine aleyhine bir var açıkça şey çıkmıyor. Hayır gayet gayet aleyhine çok ya gayet açıklamalı. Bu hafta oldu da. En az konuşanlardan birisi sen söylesene. Sen ne diyorsun bu dediği? Yani VAR kayıtları açıklansın mı arkadaşım? Her konuşma, her cümle bunlar birbirlerine ne diyor? Yani mesela ben orada offside'ımsı diye bir kavramın ortaya çıkmasıyla yapılan o geyik. Yani sen birbiriyle konuşurken insanın başka bir tarafından dinlenmesini ister misin? İstemezsin ama eğer işte kayıtlar açıklanmadan önce bu soruyu sorsaydınız açıklanmasın derdim. Ha, bir kayıt açıklandıysa o zaman hepsi açıklansın. Yani bunun biri ikisi olmaz. Ama verilen örnekte de yani işte sadece Galatasaray'ın işte kayıtları açıklandı falan. En çok o gündem oldu çünkü. Offside'ımsı kelimesi bile tek başına diğerlerinden daha çok gündem yani ettirdi. Aslında ama herkes offside'ımsı açıklandıktan sonra ortaya çıktı. Ama herkes kendine göre bir yani. VAR adaleti ve adaletsizliği tanımlıyor gibi geliyor bana. Hakikaten öyle mi? Siz bence açıklansın. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bu görüntüler hani görüntüler verildi Fenerbahçeli ile orada o tartışma var ya orada bir TFF'nin bir yanıtı var. Diyor ki görüntüler zaten bir yayıncı kuruluşta da var. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemlerle VAR odasındaki hakemler arasındaki konuşmalar mahrem. Yani neden mahrem? Ben mahrem olduğunu düşünmüyorum. Bu denetleme kurulları var birçok çalışma yerlerinde. Bence VAR'daki konuşmaların açıklanması denetleme gibi olur. Bence açıklanmalı, bir sorun yok. Düzeltir mi? Ben onun da düzelteceğine inanmıyorum. Yani düzeltmez de içimize biraz hani su serper. Mesela Galatasaray'ın offside'ımsı haftası bizimki de açıklandı Antep maçı. Enkudu rakibe kafa atıyor. Ya hakeme uyarı geliyor kafa atıyor diye git izliyor. Bana temas az geldi diyor. Ona rağmen VAR'a gidiyor, izliyor. Kırmızı göstermiyor. Geçen hafta Yaşar Kemal Uğurlu. Yani maçı yönetiyor. Salih Uçan'ın penaltı pozisyonu var. Arkadan şarj yapılıyor. VAR'dan uyarı almış. Ya bana temas az geldi diyor. Demek ki sen bir şeyleri göremiyorsun. Görmüyorsun yani. VAR'a da gitmiyorsun, inat ediyorsun. Zaten kötü hakemsin. Ya bunları açıklasınlar, biz görelim. Benim penaltım neden verilmedi? Kötü hakem olduğu için. Egosuna yenik düştüğü için. Bu açıklanmasa da zaten bilmiyor musun? Ya ben yani ya gerçek hakem olduğunu biliyorum ama VAR'dan uyarı gelip gelmediğinden emin değilim. O zaman mahrem kelimesine katılmıyorum. Kötü. Evet. İşte evet. Onu öğrenelim. Mahrem kelimesine şöyle katılmıyorum. Mahrem dediğin zaman bu özel hayata girer ama şimdi burada bir iş var. Yani bu adamların sonuçta bu işi yani. Peki hangi iş yapıyorsun? Merak ediyorum. Ne iş yapıyorsun? Finans iş yapıyorum. Tamam. Türkiye'nin en önemli telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesinde. Finans ismini verebilirsin. Burası da sonuçta TRT değil. Finans işleri yaparken hazırladığın raporun bütün ayrıntıları sırasında neler yaptığının açıklanmasını ister misin? Dün gece sabah ben, yetiştirdim ben de zor yetiştirdim falan filan. Home office çalıştığım için bunda toplum hazır olmayabilir. Yani evde çok yani rahat çalışıyorum ama hani tabii ki çok hoş karşılamam ama doğru şimdi buradan düşününce.
her şeyinizi açıklayacaklar yani. Hani işte ya abi orada ya. Orada hakem bir futbolcuya sövüyor da olabilir. Yani bu şimdi açıklansın mı? Bu hoş olmaz. Yani açıklansın orada sövmesin o zaman işte. Sövmesin kardeşim o da. Oyuncu abi, sövünce kırmızı abi. Yiyor ama hoca sövünce sorun yok. Açıklansın, 6 maç cezasın. Caner Erkin almış gibi. Bence açıklanmasın. Ya burada aslında burada konu abi birazcık niyet meselesi. Yani bizim onlara karşı o kadar güvensizliğimiz bence var ki. Bence de. Asıl hikaye bu. Niyet. Başta da hani şöyle söyleyeyim. Ya maç işte maçın hakemi açıklanıyor. O maçı Hacı yönetiyormuş falan. Direkt böyle tweetler atılmaya başlanıyor. Yani baştan niyet bozuk. Maç bitiyor. Herkes için bir hatalı karar var mutlaka. Yani olmuyor diye bir durum yok. Herkes için bir hatalı karar mutlaka var. Biz hakemlerin maçı adil yöneteceğine inanmıyoruz. Yani baştan bizim aslında bir niyetimiz bozuk. Biz niyetimiz belli zaten. Aynen. O niyete bir sürü unsur buluyoruz zaten. Malzemeyi buluyoruz diyor. Ha, bu tabii yani hakemler şey değil. Seçici yani hakemler algı, çok aynen. İyi de bizim niyetimiz bozuk. Tüm suçlu taraftar demek istemiyorum. Ama işin başlangıcında zaten biz hakemlere inanmıyoruz. Bu böyle peşi peşine yığılan. Şey gibi oluyor değil mi? Paranoyak olmanız sorunlar. Takip edilmediğiniz anlamına gelmez diye bir laf var ya. Yani biz yeterince paranoyağız. Ama bir de takip ediliyor. Bence bir değiliz de ya. İnanmıyoruz değil o. Bence biliyoruz iyi yönetmeyeceklerini. Ha. İnanmak değil o. Biliyoruz. Kötüler. Bu arada mesela İngiltere'de de başka bir tartışma. Liverpool-Tottenham maçından sonra Hawkeye teknoloji. Gelecek sezon sonunda kontratı bitiyormuş. Acaba alternatif teknolojileri de mi araştırmaya başlasak dedi. Sen iyi değil miydin? Anlamadım ki. Hawkeye tutmadı mı ya? Bence hiçbirine gerek yok. Ben çok farklı yok. Bir kafadayım yani. Karşıyaka ne diyorsun? Bak yani var diyor. Bence var olsun. Var olmasında bir sorun yok. Olsun. Ama en başta dediğim gibi yani sadece gol teknolojisinde herkesin görebildiği ama hakemin gözden kaçırabileceği ve offside pozisyonlarında. Sadece iki pozisyonda yeterli. Diğer türlü biz oyunun, ya yani bu oyun hayatın akışıyla olağan. Şimdi hayatta her şey çok adil. Yani hepimizin hayatında stresli günler oluyor, adaletsiz hissettiği zamanlar oluyor. Bunu futbolda görünce niye bu kadar çıldırıyoruz? Ama ben bunu gördüm, sen diyorsun yani. Ki yedim. Mesela demin arkadaş örnek verdi. Var. Yo, hemen onu söyleyeceğim. Demin arkadaş örnek verdi. Dedi ki Escude Burak Yılmaz pozisyonunda dedi iyi mi oldu dedi. Ben bir Beşiktaşlı olarak o gün sabaha kadar uyuyamadım ama iyi ki oldu. O da bir hikaye çünkü. Yani bu hikayede sadece mutlu son yok. Bazen acı da var. Sen diyorsun ki offside'den gol yemeyeyim, offside'den gol atmayayım. Evet. Golün gol olduğuna penaltı, emin olayım. Geri işte hiç penaltı. Önemli. Hepsi yoruma kalmadı. Zaten varın çıkış noktası bu değil miydi? Çok bariz hataları engelledim. Engellemek. Hani onun dışında ikide bir oyun durması değildi ama yani. Ama o faaldi, bu evet. Değildi, bu yok, şeydi. Hawkeye niye tartışıyorlar abi? Hawkeye matematik ya. Aynen. Hawkeye bir yazılım, geometri. Mesela hepiniz şu... Peki şu pozisyonu gösterelim tamam, bence. Dakika, şunu bir sorayım ondan sonra. Hepiniz şu paranoyada mısınız? Hani çizgiler çekiliyor ya. Topa vurma anı var ya. Evet. Hani o topa vurma anındaki... Darbenin anı, ondan birkaç milisaniye bence sonrası. Bu ligde ayaklar, kalçalar büyütüldüğü için abi vardı. Vardı'nın düşünmemiz çok var ya. Yani. Photoshop var vardı. İnanmak mümkün değil. Bir şey söyleyeceğim. Vardı Photoshop olduğuna kaç kişi inanıyor? Abi Rokon'un 55 numara oldu Kasımpaşa maçı ya. Dün gibi hatırlıyorum. Rokon'un ayağı 55 numara oldu ya. Ne diyorsun? Net Photoshop var. Rokon'un ayağını 55 numara yaptılar. Adam yani şöyle bir görüntü vardı. Olsaydı bir şey olsun diye. Sanırım Cilobocin'in de bayağı bir squat çalışmış gibi bir görüntüsü vardı yani şeyden sonra vardan sonra. Bu çok güzel. Bir de dünyanın en hızlı Photoshop'undan bahsediyorlar. Bak pozisyonu ben asla yapmıyorum. Adam orada hemen yok bir 5 dakika falan sürüyor. Var odasında bir influencer var sürekli her şey. O biraz zoomlamaktan kaynaklı. Çok zoomluyorlar. O yüzden açı çok değişiyor. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bir Fenerbahçe maçı var. Bir Fenerbahçe maçı var. Bence en güzel şikayet konularından biri o. Bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi 40. Vardı konuşulma süresi 20. Şimdi bu yani Fenerbahçe'yi öylesine söyledim buradaki şeyde. Böyle olduğu sürece buna inanmamız çok zor. O Türkiye'nin tabii. Genel sorunu aynen. Zaten. VAR'da inanılmaz süre kaybı oluyor. Yani İngiltere'ye baktığımızda daha pozisyon tekrarını biz izleyemeden hakem devam ettiriyor ama biz de evet. Sağ olsunlar i̇şte 4 oradaki dakika 5 kullanım dakika ondan iyi zaten. Adam yani süre uzadın mı ya öyle bir şey öyle bir ihtimal yok abi. Geçiyorlar pozisyonu yani. Orada böyle 10 dakika falan bekliyorsun. Bir de maç dediğin gibi yani. VAR kontrolü çıkıyor. Ben onda çok heyecanlanıyorum. 25 dakikanın yarısı da şöyle. Aynen. Abi, eskiden hakemler şunu yapardı. Şunu sonra... gelme. Şimdi şey. Dinliyorum. Gel ya ama ben dinliyorum. Demin aslında başka dünyanın başka yerlerinde başka mı uygulama derken tam da bunu kastetmiştim. Bizde çok uzun sürüyor. Ya maç soğuyor resmen. Bizde sebep belli değil o yüzden. Yani öbür taraflarda VAR'a gidilse bile biz VAR'a gidildiğini anlamıyoruz. Sebep yok. Dur bu ben İngiltere'de yazıyor. Evet. Ya İngiltere'de yazıyor. Kırmızı kart kontrolü, penaltı kontrolü. Biz de bilmiyoruz ki.
hakemin insafına kalmışız orada. Doğru. Biliriz hakemin nereye gittiğini de anlamıyoruz. Biz oyun her noktada adaleti sağlamaya çalıştığımız için mi acaba adaleti sağlayamıyoruz diye ben düşünmeye başladım. Ben onu düşünüyorum zaten ve yayıncı kuruluştaki kamera eksikliği mesela hiç konuşulmuyor. Tabii. Yani kamera eksikliği, çözünürlük, düşüklüğü bunlar asıl sıkıntılar. Ve onun dışında şöyle bir olay var. Maçı izlerken diyelim ki pozisyon oldu. Mesela hafta içi şimdi Rebic'in pozisyonunda Beşiktaş'ın son maçında bence penaltı. Ama o pozisyon olduktan sonra ben top taya çıksın diye bekledim. Çünkü top taya çıkmayınca veya alta gidince oyun unutuluyor ben yani. Ben ona çok asabım bozuluyor. O kadar doğru bir nokta ki top oyun durmuyor ya böyle. Evet. İngiltere'de ve en azından o sırada hallediyorlar kaynıyor ya. Kaynıyor gidiyor değil mi? Geçti geçti hadi falan filan diye. Ama İngiltere'de birazcık o iş köremeye başladı bence. Geçen Chelsea maçında da hakem çok izledi ve orada Türkiye'deki 90+10'a falan gitti maç ve yüzlerde bitti yani. Orada birazcık artık hakemler baskısı ettiği için onlar da bizimkiler gibi fazla izlemeye başladı. Burada en karizma hareket şuydu. Enes Ünal'ın penaltı pozisyonuna topu at. Portekiz maçında. Direkt penaltıyı aldı orada yani. Çünkü orada da kaynayabilirdi maç. Aman abi aman kaynatma. Bu arada hadi İngiltere'den diğer yerlere de gidelim mi? Size bir görüntü göstereceğiz. Evet bir görüntü de aynen. Şimdi şöyle tepki verilir mi arkadaşlar? Allah'ını severseniz. Yani derbi haftanın tıraşı anı olarak bunu koyuyoruz. Şöyle bir yani tamam hakem ne karar verirse versin. Şöyle yapılır mı ya? Allah'ını seversiniz. Bu yönetici koşuyor, bu. Koşuyor yönetici. Herkes peşinden bakın, koşuyor. Brezilya'da görüntü. Bak var odasını basıp. Yönetici mi? Başkan galiba bizzat. Yönetici mi? Bu yapılıyor. Önce diyorlar. Böyle bir şeyi tasvip ediyor musunuz? Bizdeki yani? En bu olayı nasıl kaptırdık abi onu diyor. Biz bu olayı nasıl kaptırdık abi, diyorum. Bizdeki en doğru uygulama şey oldu. Hani bizde var şeylerde değil. Tamam. Yalnız burada da öyle. Burada da bastığı odada da hakem yokmuş adamın. Bastığı odada da kameraları basacak. Tuvaletinden bakıyorum. Bizde var. Herkes ama bunu kabul eder ya misiniz böyle bir davranışı? Yok canım. Ha, yani hakem, o zaman bir dakika. Yere. Bir dakika. Bir şey daha. Últimos dias ele começou a indicar a possibilidade de permanecer. É uma grande notícia pro torcedor do Grêmio. Olha o Fagner, bolão enfiado lá na frente, vai ficar cara a cara com o goleiro. A arbitragem disse que não foi nada. Terça tinha uma coisa. Tá, temos uma grande mão. Esse lance é um daha ne yapsın? Devam gibi geldi bana. bak üstüne çıkıp. Devam gibi geldi. Kendi almayı göremedim. Zorlamayı bir yatma var. Ya karşı karşıyasın. Vur bitir artık orada. Zorlama penaltıyı. Temas almak istemiş gerçekten bence de. Bir tane Trabzon başkanı stattan çıkarmamıştı galiba. Öyle bir şey yapmadı. Evet. Yani, oda basmak yerine. Hani bari stadı yani kapat. Şimdi burada. Ama şimdi oda yok. Şeyde kameralara şimdi o basan adam düşüyor içeri giriyorsun kameralar falan. Ama bunu bilmiyor olabilir mi ya? Bunu bilmeyen nasıl yönetici? Kimi basıyor yani? Rivaya mı adam göndersin? İşte bizimkiler oraya mı bastı bu ya? Bir adam hazır olsun ayrıca orada. Ayrıca yani tabii, ne olursa olsun tamam pozisyon gerçekten penaltı diyelim. Ama yine de bunu doğrular mı? Herkes kendi adaletinin peşine ama mi düşecek arkadaşlar? Ama o anki psikoloji bambaşka. Ya ben şeyi hatırlıyorum mesela. Ama psikoloji olmalı mı? Mesela tenisçilerde niye öyle bir psikoloji yok? Onda zaten futbolcularda var. Medvede var, hiç var. Ama sahada var. Bak Djokovic diyor sahada var. Sahada böyle deli gibi maç bitiyor. Top imzalıyor. Çocuklara top atıyor. İki İspanyolca konuşuyor. İki İspanyolca alsana. Seyirciye gönderme ki yapıyor. Özgür bir şey diyordu. Ben şeyi hatırlıyorum yani bundan daha zaten VAR teknolojisi de gelmemişti de. PTT birincilikte oynarken bir 7-8 sene önce sanırım. Yani artık dayanamayıp Alsancak stadında daha yıkılmadan eski halinde. Taraftarın atlayıp sahada hakemi kovaladığını biliyorum. Hani tasvip etmiyorum. Mesleğim gereği hiç tasvip etmiyorum ama... Yani bazen oh iyi yaptı diyesi de geliyor insanın. Tarihi yani. 70'lerde. Trabzon'da hakem dövüldü mesela. Mesleğin abi. Bu sebep. Trabzon'da hakem dövüldü mesela. Mesleğin ne? Polis mi? Ama yakınmış ben. Avukat. 70'lerde böyle bir acayip görüntü vardır. Fotoğrafı efsane. Yani 2,5 metrelik dev kalasla sahanın içinde koşan bir adam. Ya. Yani hakeme doğru. Yani biz bu arada Türkiye futbolunda hakemi döverek öldürüldüğünde bilir misiniz peki? Size ne diyorsun böyle, tabii. Ya? 1930'larda dövdüğünü bir hakem o anda ölmüyor yani. Da 7 dayaktan sonra hastaneye kaldırılıp hastanede yani bizim hakemle ilgili derdimizin tarihi de var. Hep var yani. Hangi takımlar arasında olmuş onu biliyor muyuz? Bak. Çünkü Trabzon'u biliyoruz hakem dövmüş diye de hani. Yok o değil. Trabzon'un Volkan Bayarslan mıydı? Evet. Dövdü. Hakem 3 oldu. Senedir bizim maçlara veriyor. O günden sonra hakem oldu abi. Sırf mağduriyet açısından. Demek ki bir şey oldu. Çok kötü hakem bence ama hakem oldu. Ben şeyi hatırladım. Aranızda hiç mesela futbolcu, keşke ileride futbolcu olsam diye düşünen var mı çocukken? Benimki yarım hiç, kaldı, yarı yolda bıraktım. Senki yarım ben. Kaldı. Ben peki, o kadar yeteneksizdim ki yani. Düşünmedim bile diyorsun. Yani düşünme aşamasına bile gelemedim. Peki teknik direktör olsam ben bu işi beceririm diyen var mı?
Okey, daha fazla sayıda. Peki hiç hakem olmayı istediniz mi? Basketbol konusunda. Ya boşuna evet. Küfür yemek istemiyorum. 3 yıl yaptım. Bak yaptı o. Yaptın. Tamam, size peki soruyorum. Peki sen niye dayanıyorsun? Neden? Ne motivasyonla? Hakemleri daha... Ben zaten diyorum yani ilk başta seyirci bir... Hani seyircinin niyetini çözelim. Hakemlerin abi çok büyük problemleri var. Hani eğitimden, psikolojisinden... Yani say say bitmeyecek hakem problemlerimiz var. Hani şöyle söyleyeyim. Yani bu ülke insanının bazı şeylere adalet kavramına falan bir gün inanabileceğini düşünüyor muyuz? O düşünebiliyorsak işte o gün hakemler de belki düzelmeye başlayabilir. Çünkü dediğim gibi peşi sıra gelen sorunlar bunlar. Peki Ali Mert de olmak istemiş. Senin motivasyonun ben neydi? Ben futbolda oynadım. Hani sahanın içinde kalayım diye. Biraz Erman Toroğlu motivasyonu benimki. Hakemler çok kötü diye. Bir de şey var. Ben hakemlerin maç izlediğine inanmıyorum Türkiye'de. Nasıl? Yani hiç futbol izlemiyorlar bence. Sadece başka maç izlemiyorlar. Başka maç izlemiyorlar ve çok önemli bence futbolcuları tanımıyorlar. Ya biz maç izlerken biliyoruz mesela hani kendini yere bırakacak, onu yapacak, bunu yapacak. Çok maç izleyen bir insan, futbolu seven, sahanın içinde olan bir insan bence yapabilir. Çok aşırı bak, zor. Ya ben Mete Kalkavan'ı havaalanında maç izlerken gördüm. Trabzonspor'un maçını izliyordu. Ben mesela yani buradan bence Cüneyt, izliyorlar öyle Cüneyt bir şey. Cüneyt Çakır'a Türkiye'nin en çok tartışılan hakemlerinden ve en kariyerli hakeminden. Tarihin en kariyerli hakeminden. Şeydi Cüneyt Çakır dizilişleri çalışırdı gideceği takımın. Evet, yani bunlar evet. Üçlü savunma yapıyorlar. Arkaya atılan topta çift ikili sıkıştırma olabilir. Ben oraya yakın durayım. Koşu mesafelerimi ona göre ayarlayayım bizim falan. Bizim hakemlerin yurt dışı maçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eyyam bayağı maç yapıyorlar. Daha rahat. Eyyam daha rahat. Ama eyyam mı yapıyorlar? Eyyam daha rahat yapıyorlar. Daha rahat. Ama Cüneyt Çakır bence Avrupa maçları da kötü bazı. Bak bu güzel bir nokta. Evet. İki soru. Egemen diyor ki orada eyyam yapmadıkları için yapamıyorlar iyiler. Yapamıyorlar orada eyyam. Abdülkadir diyor ki orada daha rahat olduk. Hangisi sence? Daha rahatlar. Daha rahatlar. Ya, bence daha rahatlar. Ya şimdi şöyle hani ya video yardımcı hakem diye geçiyor ya. Şimdi bizim yardımcı hakemlerimiz vardı. Hani ben hep şunu şey düşünüyordum. Gözümün önünden gitmiyor. Mesela bizde bir maçta ya top çizgiden çıkıyor ve yan hakem ayağıyla topu içeri sokuyor ve top oyun devam ediyor. İşte Ekuban'ın sinirli duruşu falan var. Yani bu yardımcı hakem neye yardımcı ediyor? Şimdiki video yardımcı hakemleri kime yardım ediyorsun? Bir taraf tutuyorlarmış gibi hep geliyor bana. Ve buradaki taraftardan çok etkileniyorlar. Hani arkadaşlardan bir tanesi dedi ya işte 40-50 bin kişinin içerisinde. Tabii ki de onu ısı çalınca falan. Hayır yok normal hakemden bahsediyorum. Video yardımcı hakemde de yani onların kafası nasıl burada bilmiyorum gerçekten. Ne yaptığını merak ediyoruz değil mi? Bir evet, ben burada bir şey ekleyebilir miyim? Bence asıl sıkıntı hakemlerin yönetişi falan değil. Çünkü belki çok iyimser kaldım bilmiyorum ama ben oyunun içinde bunların olağan olduğunu düşünüyorum. Ta ki bu sezona kadar. Bu sezon için ayrı bir parantez açabiliriz ama bundan öncekiler için konuşayım daha çok. Şöyle bir sıkıntı var. Deminden beri hepimiz burada konuşuyoruz. Herkes kendi takımına yapılan aleyhte hataları hatırlıyor ve herkes hakemin taraflı olduğuna veya işte o çizginin yanlış çizildiğine Photoshop'a falan inanıyor. Bunun sebebi bence bizim biraz futbola bakış açımız. Yani bu bir konsol oyunu değil ki her karar doğru olacak. Bakın yani tekrar ediyorum o Burak Yılmaz'ın kendini yere attığı gün ben uyuyamadım sabaha kadar. Sinirden uyuyamıyorsun çünkü. Alenen hakkın yeniyor ama bunlar çok normal. Yani bir futbolcu hata yaptığında da bunu normal karşılamamız lazım. Hakemin yaptığı noktada da. Fakat şu anki Türkiye'de bir parantezi gireyim isterseniz. Niye bu sene? Çünkü Türkiye'nin birçok kurumuna inanç yok zaten. Federasyon tamamen bu inancı kaybetti. Çünkü bir federasyon başkanı taraflı şekilde bir kulüple kavga ederse, Beşiktaş kulübüyle, yönetimiyle daha doğrusu ve kavgasının sebebi de Beşiktaş düşmanı olduğu için değil bence. Beşiktaş oy atmadı. Biliyorsunuz değil mi bunu? Hani oylama yapıldı. Beşiktaş karşı çıktığını dile getirdi. Bunu kişisel meselesini bir kulübe yönetmeye çalışıyor. Lugano maçında ben tribündeydim. Nefretle bakıyor tribünlere. Yani siz nereden şimdi... Nereden gördün? VIP'deydim çünkü. Çok yakındık. Gerçekten nefretle bakıyor. El kol sallıyor. Ondan önce yaptığı hareketler var. Ya bunu ben Beşiktaşlı olduğum için söylemiyorum. Bu Fenerbahçeli'de de rahatsız ediyordur. Galatasaray'da da rahatsız ediyordur. Çünkü adamın Galatasaraylı olduğu söyleniyor. Şimdi kurullara bu kadar güven yokken Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş kulübü direkt Beşiktaş kulübüne karşı yaptığı açıklamalar deprem zamanından beri üzerine iddialar atıldı. Hangi federasyon başkanı iyiydi? Bence ben bunun dışında hepsini okeyim. Hepsi kötüydü. Ali evet Kulusu. Ama kimle gelmişti? Okeyim. Tabii atamayı kaldırmamız lazım. Çoğu seçimle geldi bence. De yani bir ama adı kim seçim seçmişti? Olan seçimle. Yani o kadar o kadar şey gidiyoruz ki ayrıntı o kadar şöyle söyleyeyim ya bir ara bir şey de hani mesela nefretle bakıyordu.
Mesela, el kol sallama hareketinden bahsediyorum. El kol sallıyordu. Tabii. Yani bunlar işte ben zaten başka takıma Galatasaray'ı tuttuğunu zannediyorum. Biz hep böyle zannediyoruz. Yani bunlar hiçbiri veri değil ki. Tabii ki zaten yani bunlar veri değil. Yani o çok acayip. Biz hep birbirimize karşı da böyle bakıyoruz gibi. Senin de bütün program boyunca pozitif olup burada. Bu noktada çünkü şöyle şey, çok büyük spekülasyonlar atıldı ortaya. Ve ama işte spekülasyonlara takılmadığımız noktada mı acaba? Acaba şey düşüyor. Herkes başkasının maçını mı izlese? Daha objektif mi oluruz bence acaba? Bence bu spekülasyonlar. Ben bizim maçlardan çok rakiplerinkini izliyorum artık zaten. Mesela sen bir ne şey düşünüyorsun tarafsız olarak? Yani bence hakemlerin eyyamdan ziyade, kötü niyetten ziyade direkt kötüler. Yani kapasiteleri bu. Evet. Yani ben isteseler de eyyam yapabileceklerini çok şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Kesin bir yerde. Eyyam bile yapamayacak kadar kötü. Eskiler eyyam güzel yapıyordu. Ben iki arkadaşıma karşı çıkacağım. Pardon, devam et sen. Sen konuş. Şöyle, şimdi demin Beşiktaşlı arkadaşım dedi ya, hakemler de hata yapabilir. Nasıl ki bir stoper ayağın altından kaçırıp gol yediriyorsa. Evet, hakem de hata yapar ama bu ilk yarıda yaptığı bir, aleyhine yaptığı bir kararı telafi etmek için olmamalı. Yani sen gene ne görüyorsan çal. Bu şey için olmasın. Hadi dengeleyeyim. Bak biraz da ona şey yapayım diye olmasın. Bence bu çok var. Yani hakemler kendi bence isteyerek dengeli de hata yapıyorlar ya, yani bence. Ama o da bir beceriksizlikten. Ortalıkta çünkü işte kontrolünden çıkacak diye korkusu ya. Dengelemek ama için. Ama deminki aslında gösterdiğimiz Brezilya'dan pozisyon gibi, bir tane hata var. Sen gidip o odayı basınca ikinci hata oluyor ve iki eksinin bir artı yaptığı tek yer matematik. Başka hiçbir yerde iki eksi artı olmuyor yani. Benim bir tane daha önerim var. Basketbol da challenge hakkı var. Bence her kulübenin teniste devrede de bir var tane ya da maçta bir tane. Yani o hakem egemen yeni çözümle geliyor. O adam çalışmış. Herkes sorunu çözüyor. Bir nedir yabancı hakemi, asistan şey, video hakemi, var hakemi yabancı olsun. Hayır. Bir şey çalışacak mı olsun. Çünkü şöyle bir şey var. Hani kıdem mevzusuna geleceğim yine. Ya, o hakem o sırada onu görüyor. Diyor ki işte atıyorum temas yeterli değil diyor. Yani o hakem gelecek oraya izleyecek mesela. Gelip izlemesi lazım. İzlediği zaman belki fikri değişecek. Challenge hakkını iletişim kim kullanacak? Hakem mi? Antrenör mü? Futbolcu mu? Teknik direktör. Başkan mı? Başkan mı? Ya kenar kullanacak. Mesela teknik atıyorum basketbolda da koç kullanıyor ama tabii işte bazen mesela diyor ki oyuncu kesin kullan mesela. Yeni tartışmaya bak. Abi şey orada challenge hakkını kullanma sen. Mesela challenge hakkını mesela kullanılması. Öyle bir hak olabilir yani. Orada şöyle bir sorun olur abi. Şimdi artık her yedek kulübesinde maçı izliyorlar. Zaten orada hataları görüp hakemlerin üzerine gidiyorlar. Orada gecikmeyi artık alıp başını gider yani. Çünkü bir pozisyon tekrarına baktığı anda işte yardımcı hocayı arayacak, işte burada hata var hocam falan diye. Yani çok mantıksız değil bence. Yani olabilir ama bu yedek kulübesinden maçların izletmesinler maçları. Yani onu engellesinler. Ve bu karar uygulansın. Peki, ama yedek için bir kulübesinde sorun oluşturuyor de zaten artık kimse böyle izlemiyor ki. Herkes elindeki şeyden işte istiyor. İşte onu söylüyorum. Yani maça baktığı için oradan işte yani 20-25 saniye geçecek pozisyon. Belki oyun başlayacak o anda. Ama işte orada şey olacak. İlk 5 saniye içinde çeliçe. Hakem çaldıktan sonra. Bu 6. saniyede baktılar falan. Olmuş gibi konuşuyor. Ya, dediği şeye biraz katıldım ama challenge basketbolda da aslında futbola kıyasla benzer sorunlar getiriyor tartışma ortamı. Nüfuz ettiği kitle daha az olduğu için bize yansımıyor belki dışarıya bu kadar çok. Yani şu an futbola gelse VAR'dan çok da bir farkı olmaz bence. Güven ortamı yok diyoruz zaten sabahtan beri. Asıl sebep bir de orada aynen yani. Yani gelecek adam itiraz edecek. Hakem yine hayır diyecek, atıyorum ya şey, kulübeden penaltı istediler. Hakem penaltı yok diyecek. Bu sefer daha büyük bir tartışma olacak. Daha başka şeyler de söyleyecektik size değil mi? Mesela Maradona'nın evet tarihte hayır, var olmasaydı neler olurdu? Ondan önce yine bir oylama yapmak istiyorum. Var olmasaydı, hiç olmasaydı diyen var mı? Hani şöyle olsa daha iyi olur değil. Herkes olduğu iyi oldu diyor hiç değil olmayacak, mi? Daha pratik olabilir hiç sadece. Hiç olmayacak. Sadece olsun. Ama şuralar düzeltilebilir daha, diyorsunuz yani, değil mi? Başarılı çalışabilir bence. Peki Türkiye'de düzeltilebilir diyen kim var? Herkes okey. Ben çözümlerle geliyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ama ya öneri ama biraz daha büyük çerçevede. İFAB da kuralları çok sık değiştiriyor aslında. Evet doğru. Onlar da bir kural değişecek. Mesela şöyle bir şey gelir. Biz bu kural değişeceksek 10 sene o kural kalacak. 10 sene kadar değiştiremeyeceğiz mesela. Veya değiştirirken bu kural Türkiye'ye nasıl yansır? Biz bunu konuşalım gibisinden. Çünkü hani, özellikle işler bir farklı işliyor. Biz o 10 sene konuşur öbür değişimde ama, yine 10 seneyi başlatırız. Bu önemli bir uyarı hakikaten. Uluslararası yani şu anda mesela neyin offside, neyin elle oynama olduğu konusunu tam olarak biliyorum diyebilen var mı ya? Allah'ını seversen. Ben her şeyi çözerim abi kesin. Ben takip ediyordum yani hakemlik yaptığım için takip ediyordum. Artık bir süreden sonra bıraktım çünkü her yıl değişiyor yani. Artık ben de bilmiyorum ne offside. Bir de
de mesela şey oluyor. Yani. Bir ortamda maç izliyorsunuz diyelim. İşte top geliyor vücuttan sekiyor. Biri diyor ki evet penaltı bu kural. Diyor ki hayır o değişti. Öbürü o da değişti aynen. Diyor. İşte her şey değişiyor. Babam sürekli beni arıyor. Bizim gol niye iptal diye. Sürekli. Mesleği bu ya. O da şaşkın. O da kafası karışıyor. Haklı ama. Ama babanın zamanındakinden çok farklı olaylar ama zaten. Diyor ki evet. Sürekli seminere gitmiyor ama ya bu bence adamlar. Bence taraftar kural bilmek zorunda değil. Hakemin işi bu. Her sezon başı seminere beni götürmüyorlar. Ya bu adamları götürüyorlar, izletiyorlar. Her sene de şey duruyoruz. Hani biz bu pozisyonu gösterdik. Tam tersi kararı vermiş. Seminerdeydi. O zaman bıraksın. Peki bir şey söyleyeceğim. Seminere acaba futbol yorumcularını da mı götürmek lazım? Bence mesela çünkü bu sene başında TFF bir seminer yaptı. Seminerde bir pozisyon kendinden seken top ya da takım arkadaşından seken top eğer ele çarparsa penaltı olmaz diye. Ve o dönem ya belki 10 maksimum 12-13'tür gazeteci katılmıştı. Tadiç'in ilk hafta Tadiç'in bir pozisyonu vardı Fenerbahçe Gaziantep'in maçın sonunda. Aslında penaltı olmadığı yani o pozisyonun penaltı bu sene kuralın değiştiği ve penaltı olmadığı ortaya çıktı. Herkes o gece işte penaltı net ama kimse kuralın değiştiğinden habersizdi. Aslında TFF bir ay önce bunu söylemişti. Bunun seminerini biz yapmıştı. Biz o seminerlere gitmiştik hatırlıyor musun? Bir Almanya'da galiba bir uygulama vardı. Almanya mıydı hatırlıyor musun Banu sen daha iyi bilirsin. Çok bu seminerlerde şöyle yapıyorlar. Futbolcuları taraftar yapıyorlar. Hakemleri futbolcu yapıyorlar. Kim kaldı geriye? Taraftarları da hakem yapıyorlar galiba. İşte yani rolleri değiştiriyorlar öyle söyleyeyim. Ki anlayın o psikolojiyi diye. Bir kere hakemle futbolcuyu değiştiriyorlar kafadan. Futbolcu sürekli hakem oluyor ve kafası karışıyor. İşte taraftar hakem taraftar oluyor. Hakem onu anlamış oluyor. Futbolcu taraftar hakem oluyor falan. Karıştırdım ben de ama onları iyi karıştırmamıştı. Onlar daha iyi anlattı. Öyle bir film şimdi, de var bu arada. Gardiyanlar şey oluyor. Evet o çok inanılmaz. Das Experiment. Benim evet. Hayatta tavsiye izlediğim inanılmaz. Çok tavsiye ediyoruz. Psikolojinin nasıl aynen. Değiştiğini gösteren. Yani sadece random şekilde evet. sen gardiyansın sen mahkumsun diyorlar. Ve ondan sonra olaylar yani gardiyan olanlar nasıl gardiyanlaşıyor? Mahkum olanlar nasıl bunlar mahkumlaşıyor? Bunlar da hakemleşecek mi direkt? Ya yani bence hakemleşilebilir. Şöyle yani kuralın kural olduğunu bilmediğimiz bir noktada akşam farklı kanallardaki farklı programlarda saatlerce tartıştığımız şeyi bir adamdan ve yardımcılarından bir ve saniyede anında. Ve anında karar vermesini bekliyoruz. Tuvalet kağıdıyla üstümüz önlerden geldik arkadaşlar buraya. Yani tuvalet kağıdını şöyle atıyorsun çizgi sayılıyor. Bana bayağı bir haksızlık gibi geliyor hakemlere karşı. Yani bütün o şeyleri bir kenara bırakarak. İşimde komiği var. Çok kötü hakem olduğu için hakemlikten mahrum edilenler gidip yorum yapabiliyor bazı yerlerde. Bu daha komik mesela. Bu arada ben de hakem olmak istiyordum. Ondan bahsedecektim. Evet, geride kaldığı için. Hakem olmak istememin sebebi de hiçbir şey yapmadan sadece küfür yiyerek para kazanmak istememdi. Hani hiç bu hani şu an ülkede küfür yiyerek yüz binlerce kazanan başka insan başka bir meslek kurmuyor. O kadar çok kazanıyorlar ama hiçbir yani. Şey yapmadan kazanmak. Sadece Twitter, sosyal medyadan küfür yiyerek. Peki oradan buradan şey gelelim. Şunları da soracaktık ama artık buraları bence çok ya uzadı evet, program. Evet evet uzadı. Hani Maradona'nın golü olsaydı Arjantin olmayacaktı. Thierry Henry'nin eli sayılmayıp İrlanda gidecekti. Tarihte Real Madrid Galatasaray maçlarını hatırlıyorlar. Sizin de böyle unutamadığınız şey olaydı. Neler olurdu o zaman diyeceğiniz şeyler söyleyecektik ama bence bunları yorumlara saklayabiliriz. Evet yorumları onu hatırlatalım. Hem de hatırlatalım. Yorum anonsunu tekrarlayalım. En iyi yorumu yapanlardan 50 kişiye eksen aboneliği vereceğiz. O evet spor paketi veriyoruz. Sponsorumuz derbi. Soralım. Var'ın gelmesi futbol keyfinizi nasıl etkiledi? Biz programın başından beri burada farklı yönleriyle tartışmaya çalışıyoruz. Eksik bulduğunuz ya da sizin de başka bir düşüncede olduğunuz bir şey varsa lütfen alta yazın. İster Maradona'dan, Henry'den alın, oradan alın, nereden alıyorsanız alın. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Gerçekten 50 tane spor paketi eksenden bence sponsorumuza çok teşekkür ederiz. Hiç fena bir hediye değil diyorum. Buradan Türkiye gündemine girecektik. Rıza Hoca'yı nasıl buluyorsunuz falan filan. Bence oraya geçelim. At bir manşet. Programın sonunda. Çok uzadı oldu ama kısacık olsun. Evet çok kısa. Yani bunu da söylemeden bu programdan çıkmayacağım dediğiniz bir şey varsa benim onu. Benim var. Buyurun. Lafınızı böldüm ama. Buyurunuz. Galatasaray'ın basketbol şubesi. Erkek takımı Efes galibiyetinden sonra iki tane lig, bir tane Avrupa mağlubiyeti var. Oyuncuların sağ içinde ne yaptığı hiç belli değil. Yani koç tamamen bence kontrolü kaybetmiş durumda. Yani ve bu şube bunu hak etmiyor bence. Daha iyi bir şube istiyoruz. Daha iyi bir şube istiyoruz. Yani tarafta zaten ilgi göstermeye çok meyilli. Ama işte takım bu kadar kötü olunca ve şube yönetenler de gerekenleri yapmadığı için onlardan rica ediyorum. Erdem Timur basketbolu geri dönsün mü? Keşke aslında oraya da biraz tabii çok zamanını harcıyor futbolu ama belki basketbolda biraz daha yönebilirse. Mert süper. Sana bir şey ekliyor son yılların. Son yılların en pahalı kadrosu.
Üstelik de. Evet, en pahalı operasyon başka. Ama en başarısız. Asistan daha iyi galiba. Yani olabilir valla. Aynen. Hocam ben de Çağdaş hocam toparlanalım artık hocam ya. O kadar Emre'yi yollamak için bir sürü şey yaptık. Sen geldin sevindik, hala aynı ya. Şiir okuyayım onu. Bu arada gitmek istiyoruz diyorsun. Bu arada Kayseri de fena gitmiyor. Kayseri de gidiyor. Çağdaş, Emre yani... nasıl bir takım bıraktın bize ya Emre hocam? Benim de çok ufak var. Bir tanesi Beşiktaş taraftarı. Hangi kameraya bakıyoruz? Karşı kameraya. Beşiktaş taraftarı. Lütfen editçiliği bırakın. Editi yapılan her futbolcu iyi futbolcu değildir. Editi yapılan her teknik direktör de bize layık değildir. Bu taraftarıydı. Rıza bir Hoca. Rıza Hoca. Ben çok keyif alıyorum editten. Editlerde mutlu. Herkesi transfer etmek gibi bir çılgınlığa bürünmeye başladık. Şimdi başkan adayımız Serdar Dalı, Talişka demiş. Edit kaynaklı bunlar. Şimdi Vegors editleri görüyorum. Onun da adı atılır. İkincisi Rıza Hoca zaten çok geç geldi. Geç gelmesinin sebebi malum yönetimimiz. Yani artık gidiyorlar. Bir hafta daha geç gelse kötü mü olurdu ya? Gerçekten. Yani bir yönetim bile bile lades, üst üste hatalar. Biz taraftar olarak yani hepimiz bitti tamam işte adam adaydı. Yani. Sezon da gitti. Tamam da ya. Bari Avrupa kalsın hani gönderin şu Burak Hoca'yı dedik. Onu da göndermediler. Yani diyecek bir ama şey. Rıza Hoca'dan mutlusun. Memnunuz. Peki Abdülkadir Müslüman'a da şey soralım. Ne oldu 4 haftada 10 puanlar falan filan? Abdullah Avcı efekt. Yani başka sen de aynı şekilde memnun musun o? Ayşe. Ya ben Abdullah Hoca'yı seviyordum çünkü bize çok büyük bir mutluluk verdi. Yani bütün taraftarlar yıllarca bekledi bu o kupayı görebilmeyi, o mutluluğu. Yani şimdi ben şeye çok kızıyorum. Sevmeyebilirsiniz oynattığı oyunu, yavaş bulabilirsiniz. Yani ama bizim ligimiz de İngiltere falan değil yani, kusura bakmayın. Yani hoca gerçekten elinden geleni yapıyor. Her şeyi tek tek videolarını görüyorsunuzdur. Hani bizim sosyal medya ekibi de yani. Adam teker teker ne yaptığını da söylüyor maçtan önce. Bazı sert çıkışları oluyor. Bazen psikolojisini kontrol edemeyebiliyor ama hani Beşiktaş arkadaşı söylediği gibi her şey mükemmel olamıyor yani. Bir de şeyi de söyleyelim. Yani sadece biz kazanmıyoruz. Rakiplerimiz de kaybetmeye başladı. Ben ondan evet. Abdullah Hoca efektledim. Yani. Şu anda tam o noktada Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayseri 22'şer puana geldi. Yani lig aldı başını gidiyor derken. Uzaya doğru gidiyordu. Dur ya. Alsay, durdular dur bir anda, ya bir şeyler mi olabilir diye o ruh haline girdiniz mi? Yani işte ilk üçe gireriz dedim yani ama. Başka, ilerisi için bu arada çok başka sporlarla ilgili de bir şeyler eklemek isteyenler veya. Benim biraz... spor dışı bir şeyim var. Ya sporla anlatamam ama şu kara borsaya acil bir müdahale gerektiğini düşünüyorum. Kara borsa bilet. Bak, bilet kara borsası. Evet, yani çünkü herhangi bir tarafta hani bilet bulamamasını geçtim. Karaborsadaki fiyatlar çok abartı ve insanlar hani aslında kulüpten para çalıyor aslında. Yani. Elektronik bilet dediğimiz şeyin bir yanı da aslında getirdiler. Bunun için getirdiler ama. Ama daha kolay oldu. Legalleşti aslında. Evet. Ama şu anda oraya devir şeklinde daha kolay oldu. Benim bildiğim bazı maçlarda özellikle Galatasaray sadece kulübe devredebiliyorsun. Devir orada da QR'la yani satıyorlar. Maça nasıl giriş QR'ı var ya. Evet. Orada da maça giriş QR'ını satıyor. Ekran girişte fotoğraf filan devretmiyor, onu satıyor. Devretmiyor, onu satıyor. Ya bu da e-biletin rezilliği yani. Benim kartımla o girebiliyorsa e-biletin ne manası kaldı? Giremiyor öyle. Yok yok. Şöyle yani. Anlaşılıyor da yani. Fotoğrafa bakmıyor. Yok, sistem izin vermiyor. Kırmızı yanıyor. Çok kez denk geldim. Nasıl o, senin sistem görüntüyü tanıyor tabii, senin suratını? Tabii yüzünden hani belki benziyorsa ikizinse falan girebilirsin ama. Yok ya. Çok maskeyle yani giriyorduk ya. Maskeyle giriyorduk. Maske dışında. Yani benim. Bence burada. Ben sana bir söylüyorum. Bayern Münih maçında benim bir tane tanıdığım QR kodla girdi. Bayağı kara borsa. Her statta farklı oluyor. Kadıköy'de QR kodla girdi yani. Ben Kasımpaşa deplasmanında kadın pasörlüğüyle girdim. Bu arada bu arada maskeyle girdik derken ben bir daha yapmadım. Ya yemin ederim. Kadın pasörüyle erkek girdi. Şimdi güvenlik zaafı biraz. Polisler aldı yani. Girdi kapıyı açtı. Vay anam. Ya inanamıyorum. Vallahi. İnanamıyorum. Ne, burada bence zirvede bırakalım. Bence yani de daha, yani daha fazla şey yani açıklayamayız. Bundan sonra bir şey de konuşmayalım. Sadece burada bağlayalım. Çok programı uzun beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Biz hala buraya katılmanız için formu açık tutuyoruz. Bir süre daha açık tutacağız. Hala başvurma şansınız var. Formu iğneliyoruz yorumların ilk sırasına ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yaparsanız Excel spor paketi kazanabilirsiniz. 50 tane. Ha, 50 tane az buz değil, kesin yapın. Haftaya görüşmek üzere.